Dinler Tarihi videosuyla sizlerle beraberiz. Dinler Tarihi dersi yine tüm kademeler için, yani tüm sınavlar için ortak olan bir ders. DİKAP, DHBT, MBS, TS, İHL hepsinde Dinler Tarihi'nden soru geliyor karşımıza. Çok yorumsal bir ders değil, yani Dinler Tarihi'nden yorum sorusu karşımıza gelmiyor. Bilgi odaklı bir ders. Dinlerin kurucularını, kutsal kitaplarını, önemli bilgilerini, yani önemli bir sözleri olabilir, asıl neye inanıyorlar, neyi merkeze alıyorlar, bunlar olabilir. Bildikten sonra Allah'ın izniyle yapabildiğimiz bir ders Dinler Tarihi. Bilgi odaklı, o yüzden biz de bilgilere odaklanacağız. Lütfen tüm dinlerin, hangi din olduğu önemli değil, kurucu isimlerine, kutsal kitaplarına ve ana odaklarına dikkat edelim. Gelin hep beraber sizlerle başlayalım. Temel kavramlarla başlayacağım. Temel kavramlarda birkaç eser söyleyip öyle başlamak istiyorum. Birincisi, Dinler Tarihi'nin en eski Türkçe kaynağı Şemseddin Sami'nin Esatir adlı eseridir. Bu en eski Türkçe kaynak olduğu için önemlidir. Esatir en eski Türkçe kaynağımız. Karşılaştırmalı dinler tarihi alanında ilk özgün eser veren kişi Şehristani'dir. Hatta mezhepler tarihinde biz onun bir eserinden bahsediyoruz. El Milal ve Nihal diyoruz. Burada El Milal ve Nihal dinler ve mezhepler olarak yorumlanıyor. Yani dinler ve onların mezhepleri olarak genelde yorumlanır. Şehristani karşılaştırmalı alanda ilk eser veren kişidir. Biruni'nin Tahkik Mali'l Hint önceden soru olarak karşımıza geldi. Çünkü Hint kıtasını inceliyor. Oradaki dinleri inceliyor, Hint kıtasını inceliyor. Biruni böyle bir çalışma yaptığı için, bir kıtayı incelediği için bu eser 2-3 kere karşımıza soru olarak gelmiştir diyorum. Söyleyeceğim eserler genel anlamda bunlardır. Kavramlara gelmek istiyorum. Bu kavramlardan da ara ara karşımıza sorular gelebiliyor. Hemen bakalım. Teosentrik dediğimiz dinler tek tanrılı dinlerdir. Aslında tek tanrılı dinler diyoruz ama Tanrı'nın her şeyin merkezinde olduğu dinleri de ifade ediyor. Yani hem tek Tanrı hem de Tanrı her şeyin merkezinde olacak diyoruz. Mesela bizim dinimiz teosentrik bir dindir diyorum. Kristosentrik, Mesih merkezli dinlerdir. Hristiyanlık tabii ki de en güzel örnektir çünkü Mesih odaklı bir din olduğu için Mesih merkezli dinleri Kristosentrik'te değerlendiriyoruz. Yine birazdan karşımıza birçok din gelecek Mesih'i merkeze alan. Onları da bu kapsamda Kristosentrik olarak değerlendirebiliriz. Etnosentrik, etnik kökünden geliyor zaten bakarsan. Kültürel yapıya dayalı olan dinlerdir. Mesela Yahudilik gibi milli bir dindir Yahudilik. Yani bir kişi Yahudi olurken sadece dinini değil ırkını da değiştirir. Irk değiştirmek gerekiyor. Çok etnik bir din, yani ırkı merkeze alıyor. Dualizm dediğimiz iki tanrı inancının olmasıdır. Bu tanrılar genelde birbirleriyle savaş halindedirler diyebilirim. Yani dost değillerdir. Mesela kimlere örnek verebiliriz? Hangi dinleri? Türklerin, Uygurların eski inancı maniheizm diyebiliriz. Ateşperestlik, yani zerdüşlük diyebiliriz. Bunlar hep iki tanrı inancına, dualizme kayan dinlerdir. Bu tanrılar kozmik bir savaş halindedir. Yani biri iyidir, biri kötüdür. Birbirleriyle savaşırlar. Dünyanın sonu geldiğinde iyi tanrının kötüyü yeneceğine inanılır. Böyle inançlar hakimdir. Henoteizme geldiğimde, henoteizmde diyorum ki bir yüce tanrı vardır. Altında da ona bağlı küçük tanrıcıklar vardır diyebiliriz. Bunun da en güzel örneği Yunan mitolojisi diyebilirim. Çünkü Yunan mitolojisinde hatırlarsak bir baba var, babanın çocukları var, eşi var. Yani baba figürü burada en üstteki figür. Yüce Tanrı oradaki baba. Babadan sonra eşleri geliyor, çocukları geliyor. İşte mesela rüzgar tanrısı Arges geliyor. Ya da benim de kedimin ismi olan Hera, karısı, güzellik tanrıçası olmuş oluyor. Yani ilk başta en üstte baba ve onun altında eşi, çocukları vesaire yer alıyor. Yunan mitolojisi buranın örneği olabilir. Politeizm ise çok tanrıcılıktır. Birçok dini çok tanrıcı olarak verebiliriz. Burada en güzel örneklerden biri Hinduizm diyorum. Yani milyonlarca tanrıları var Hinduistlerin. Hinduizm güzel bir örnek. Yine politeizme
zamanla mesela ateşperestlik falan da dualistten politeizme kayıyorlar. Çok tanrıcılık. Burada tanrılar birbirleriyle eşit. Eğer bir tanesi en üstün olsaydı henoteizm derdim. Ama birbirleriyle eşit oldukları için politeizm diyoruz. Deizme geldiğimde din felsefesinde de üstünde durduğumuz bir anlayış. Şu an günümüzde de çok yaygın bir anlayış. Maalesef ki yayılıyor toplumumuzda da. Tanrı her şeyi yarattı, geri çekildi. Emekli tanrı anlayışı diyoruz. Emekli olan bir tanrı, yani her şeyi yaratıp da geriye çekilen bir tanrı hiçbir şeye müdahale etmeyecektir. Böyle bir tanrı kutsal kitap göndermez. Yani kutsal kitap göndermeyecektir çünkü müdahale etmeyecektir. Ve peygamber göndermez çünkü asla insanlara müdahale etmez diye düşünülüyor. Ve ahiret inancı onlarda olabilir. Yani deistlerin çoğunda ahiret inancı vardır. Çünkü ahiret inancı bir adalet sembolüdür. Yani kötülerin cezasını çekmesi, iyilerin karşılıklarını alması, mükafatlarını alması için bir adalet timsalidir. Bu yüzden çoğunda ahiret inancı vardır diyebilirim. Ne yaptı Tanrı? Her şeyi yarattı ve geri çekildi. Böyle bir Tanrı kutsal kitap göndermez, peygamber göndermez, hiçbir şeye müdahale etmez diyorlar. Antropomorfizme baktığımda antropomorfizmde diyeceğim ki insan biçimli tanrı anlayışı, yani tanrı insan biçiminde, insan görünümünde. Yine Yunan mitolojisine örnek verebiliriz. Baba, eşleri, çocukları hep insan biçiminde. Antropomorfizme yine güzel bir örnek olabilir diyorum. Muharref dinler ise tahrif edilen dinlerdir. Sonradan anlayışları bozulan, tahrif edilen dinlere muharref dinler adını veriyoruz. Aslında birçok dini muharref din kapsamına alabiliriz. Hani kitaplı dinler dışında, ehli kitap dinler dışında. Onlar da belki hani Yahudiliğe, Hristiyanlığa baktığımızda sonradan anlayışların bozulduğunu, kutsal kitabın kaybolduğunu, sonra tekrar yazıldığını falan görüyoruz. Ama yine birçok dini muharref din kapsamında görebiliriz. Burası birazcık yoruma açık diyebilirim muharref din kavramı. Kavramlarımız böyleydi. Tek tanrıcılık, çok tanrıcılık, etnik olması, iki tanrı inancı böyledir diyorum. Ara ara bu kavramlardan sorular geliyor. Ve Hint dinleriyle başlamak istiyorum. Hint dinleri çoğumuzun bazı kanallarda izlediği o Hint filmleri aklımıza geliyor. Hint dizilerinde aslında bazı şeyleri görüyoruz. Çoğumuz denk gelmişizdir. Televizyonda gezerken bile denk geliyoruz. Orada aslında birçok şeye göz aşinalığı kuruyoruz. Eğer baktıysak o dizilere, şimdi karşımıza gelecek orada gördüğümüz bazı semboller diyeyim. Hinduizm diğer ismiyle Brahmanizm diyorum. En önemli tanrıları Brahman'dan dolayı Brahmanizm de diyoruz bu dine. Diyeceğim ki Hinduizmle alakalı olarak varlığını devam ettiren en eski dindir. Yani varlığını devam ettiren en eski din olması açısından tabii ki önemli. Peki hocam kurucusu kim? Kurucusunu bilmiyoruz. Çok eski olduğu için kaynaklar kurucusu hakkında farklı görüşler söylüyor. Ama Hinduizmle özdeşleşen bir kişi var. O kişi de kimdir? Gandhi'dir diyorum. Gandhi ilk Hinduizmi önemsedi, Hinduizmi savundu. Ama daha sonra dedi ki tüm dinler eşittir. Yani hiçbirinin diğerine üstünlüğü yoktur dedi. Gandhi zaten hayat felsefesiyle gündeme gelen bir kişi. Yani huzurla, Tanrı'ya olan ibadetlerle diyeyim, meditasyonla ön plana çıkan bir kişi Gandhi. İlk başta Hinduizmi dediğim gibi önemsiyor ama daha sonra hepsini eşit olarak görmüştür. Hinduizm inancındaki temel cümlemiz Santana Dharma cümlesidir. Santana Dharma ezeli, ebedi din anlamına gelir. Ezeli, ebedi dinin kendi dinleri olduğunu düşünüyorlar ve Santana Dharma prensibiyle ön plana çıkıyorlar. Ebedi düzeni sağlamak için biz geldik diyorlar. Santana Dharma şu şekilde onlarda yazılıyor. Hani onların İbadethanelerine baktığımızda ya da işte bilekliklerinde falan yazabiliyor bu şekilde cümleleri, böyledir diyorum. Kas sistemi hakimdir. Belki de en çok eleştirilen mevzuları kas sistemi. Yani birazdan diğer dinlerde de göreceğim. Hinduizmle alakalı en çok eleştirilen şey nedir deseniz direkt kas sistemidir deriz. Kas sistemi insanları doğuşlarına göre belli statülere ayırıyor. İnsanların, yani ben diyelim ki doğdum
babam çiftçiydi. Çiftçi bir babanın çocuğu olarak doğdum. Daha sonra çiftçilik yaptım diyelim ki. Ben direkt Vaişya kısmında doğuyorum ve bu statüyü değiştiremiyorum. Yani kastımı değiştiremiyorum. Alt sınıfta olmuş oluyorum. Şimdi bu sınıflara bakarsak, Brahman en üst sınıftır. Bunlar din adamlarıdır. En üstte onlar yer alır. Kşatriya savaşçı, yönetici olan sınıftır. Brahman'ın bir altında. Vaişya çiftçi, esnaf sınıfıdır. Sudra ise en altta hizmetçi, köle olan sınıftır. Kas asla değişmez. Yani bulunduğumuz statüyü asla değiştiremiyoruz ömür boyu. Ve statüye göre günlük hayatta da hep muamele görüyoruz. Hatta din bile, yani dini ibadetlerimiz falan bile statüye göre değişiyor. Mesela onlar şöyle düşünüyorlar. Kşatriya sınıfı üstte olan bir sınıf. Bu sınıfın etmesi gereken ibadet Sudra'ya göre daha az mesela. Çünkü onlar daha üstte oldukları için daha az ibadet etseler bile yeterlidir diyorlar. Mesela Sudra, örnek veriyorum, günlük 30 rekat namaz kılması gerekirken Kşatriya'ya 10 rekat yetebiliyor onlara göre. Çünkü her şey kasta göre değişiyor. Günlük hayatta da zaten kasta göre muamele ediyorlar. Biraz adaletsiz bir konu diyebiliriz. Tabii ki de bu adaletsiz sistem ileride eleştirilecek. Parya ise kast dışı olarak görülen sınıftır. Mesela hırsızlar, yan kesiciler, kötü işler yapanlar parya sınıfıdır. Onlar kastın içerisinde bile görülmez. Yani onlara insan muamelesi bile yapmıyorlar tabiri caizse. Kast sistemi böyledir diyorum. Gelelim Hindu geleneğinin kitaplarına bakalım. Kutsal kitaplar, onlar da yüzlerce kitaptan oluşur. Bir sürü kitapları var ama genel anlamda kitapları ikiye ayırıyoruz. Shruti ve Smriti olarak. Shruti vahyedilen, Tanrı tarafından vahyedilen, gönderilendir. Smriti ise daha sonra azizler tarafından, din adamları tarafından akledilen kısımdır. Shruti koleksiyonu kendi içerisinde dörde ayrılıyor. Veda, Brahman, Aranyaka, Upanishad olarak dörde ayrılır. Vedalar buradaki kesinlikle en önemli kitaplar. Hatta Hinduizmin ben kutsal kitabını sorduğumda direkt hocalarımız Vedalar diyorlar. Neden peki Vedalar çok önemli? Çünkü insanlık tarihinin en eski metinleri, en eski kitapları olarak kabul ediliyorlar Vedalar. En eski olarak kabul edildikleri için de yine çok çok önemliler. İlahi bilgi anlamına geliyor Veda ve dilleri Sanskritçedir. Hepsi vahiy ürünüdür, vahiy eseridir. Rişi adı verilen azizler onları kaleme almışlardır diyoruz. Vedalar çok önemli Shruti'nin içinde. Shruti vahyedilen kısımdı. Veda, Brahman, Aranyaka, Upanishad diyoruz. Smriti kaynağı ise daha sonra azizler tarafından akledilen kısımlar. Tanrı'nın göndermediği, akıl yoluyla yazılan kısımlar. Burada da ünlü Mahabharata destanı bulunuyor. Dünyanın en uzun destanı olarak gören kaynaklar var. Başka destanlara da en uzun diyebiliyorlar. Ama bazı kaynaklarımız Mahabharata'yı en uzun olarak görüyor. Mahabharata destanı burada ünlüdür diyorum. Smriti de beşeri oldu. Ne dedik burada? İkiye ayırdık. Shruti ve Smriti dedik. Shruti vahyedilen kısımdı. Smriti akledilen kısımdı. Burada da en çok bilmemiz gereken Shruti'nin içerisindeki Vedalardır. Çünkü Vedalar çok çok mühim. 330 milyon tanrıları olduğu kabul edilir. Biraz önce biz tanrı sayısına göre dinleri gördük. Ne diyeceğim ben buraya? Politeist bir din diyeceğim. Çünkü çok tanrıcı bir dindir. 330 milyon tanrıları var. Bu tanrılardan en önem verdikleri 3 tane. Brahman her şeyi yaratan tanrıları. Hatta Brahman'dan dolayı bu dine Brahmanizm bile dedik. Vishnu koruyucu olan tanrıları, Shiva ise yok edici olan tanrılarıdır. Shiva'dan çok korkarlar çünkü o yok eden tanrıdır. Vishnu'dan da çok korunma dilerler. Yani Vishnu bizi korusun diye çok korunma diliyorlar. Vishnu ara ara yeryüzüne insan bedeninde gelebiliyor onlara göre. Tanrıları burada çok net görünmese de hani insan yüzleri var ama işte fil burnu görüyoruz mesela. İşte 10 tane kol falan görüyoruz böyle. Garip tanrısal figürleri var onların. Politeist dinler arasında yer alıyor Hinduizm diyorum. Ve onların inançlarına gelirsem.
Bu inançlar önemli çünkü Hint dinlerinin ortak özellikleri. Yani bu inançlara baktığımda biraz sonra bahsedeceğim Hint dinlerinin çoğunda da yine bu inançlar var. O yüzden önemlidir. Reenkarnasyon diyorum, çok duymuşuzdur. Yeni bir bedende dünyaya gelmektir. Nasıl yaşarsan öyle dünyaya gelirsin onlara göre. Mesela ben iyi bir şekilde yaşarsam yıldız olarak dünyaya gelebilirim. Kötü bir şekilde yaşarsam hayvan bedeninde dünyaya gelebilirim. Yani nasıl yaşarsan ona göre tekrar dünyaya geliyorsun. Reenkarnasyona inanıyorlar. Samsara. Samsara'yı nasıl kodluyoruz? Samsara sarbaşa olarak kodluyoruz. Sarbaşa diyorum. Neyi sarıyoruz başa? Sürekli dünyaya git gel döngüsü. Git gel, git gel. Mesela yıldız oluyorsun, sonra ağaç oluyorsun, sonra masa oluyorsun, toprak oluyorsun. Git gel, git gel, git gel. Tabii ki bu git gel döngüsü güzel bir şey değil. Çünkü sen ne kadar dünyaya geliyorsan o kadar da sınav oluyorsun. Yani sürekli bir sınav halindesin. Samsara, sarbaşa sürekli git gel döngüsünü ifade ediyor. Mokşa dediğimiz artık samsara çarkından kurtulmayı ifade ediyor. Yani bir kişinin çok iyi bir şekilde yaşayıp Brahman ile bir olup, bizde de tasavvufta vardır, Tanrı ile bir olmak deriz. Yani onun istediği her şeyi yapıp onun rızasını kazanmak anlamına geliyor aslında. Ermek, yani bizde Türkçe mealiyle ermek. Bir kişinin artık en üst seviyeye gelip yani Tanrı ile bir olmasıdır mokşa dediğimiz kademe. Ve bir kişi mokşaya ulaştığında Tanrı ile artık bir olduğu için samsara çarkından kurtulur. Yani samsaradan kurtulmak için git gel döngüsünden mokşaya ulaşmak gerekiyor. Mokşa veya mukti diğer isminde görebiliriz, en üst aleme ulaşmaktır. Karma dediğimiz şey ise Türkçe mealiyle ne ekersen onu biçersin anlamına geliyor. İyilik yaparsan iyilik bulursun, kötülük yaparsan kötülük bulursun diyoruz. Biz bunu kendi dinimizde ilahi adalet olarak söylüyoruz. İlahi adalete biz de çok inanıyoruz. Yani eğer iyilik yaparsan karşına iyilikler çıkar, kötülük yaparsan kötülükler çıkacaktır tabii ki. Onlar da buna karma diyorlar. Avidya var, bir de şurada küçük yazmışız. Varlığın mokşaya ulaşmasındaki en büyük engeldir, cehalettir. Çünkü cahil olan bir kişi en üst kademeye gelemez, yani eremez. En üst noktaya gelemez. Avidya cehalet demek, kişinin bilgili olması lazım ermesi için. Yoga onların ibadetidir. Aşinayız yogaya zaten. Meditasyon ibadettir. Yoga esnasında om derler. Om onların besmeleleridir. Avatara ise Tanrı'nın evrene insan bedeninde gelmesidir. Bu genelde Avatar filminden aklımıza geliyor. Oradan da gelsin zaten aklımıza. Tanrı'nın insan vücudunda, insan bedeninde yeryüzüne gelmesidir. Genelde onlar da Vişnu, yani koruyucu Tanrı'nın böyle yeryüzüne geldiğine inanırlar. Tanrı ara ara yeryüzüne gelebilir. İbadetler bireyseldir, belli bir şekli yoktur. Hint dizilerinden hatırlayalım. Mesela oradaki kızlarımız hemen ellerini dua şekline getiriyorlardı şöyle ve hemen dua ediyorlardı ya da ibadet ediyorlardı. Nerede olurlarsa olsunlar. Demek ki belli bir şekli yok ve çok bireysel olarak görüyoruz. Tapınaklarına mandir adını veriyoruz. Şimdi tapınağa baktığımda şuradan başlıyor çatısı. Böyle büyüyerek gidiyor üste doğru. Diyorlar ki tapınaklarında bile kas sistemi hakim. Yani alttan yukarıya doğru böyle kas şeklinde büyüyor. Kastı tapınaklarında bile görüyoruz diyorlar. Tapınaklarına mandir dedik. Birazdan inekten bahsedeceğiz. İnekten dolayı, yani ineğin bir türüne kutsallık verdikleri için tapınaklarını mandıra olarak kodluyoruz. İnekten aklımıza gelsin. Mandir diyoruz. Hac onlarda önemlidir. Önemli yerleri ziyarete hac diyorlar. Önemli bazı yerleri ziyaret ediyorlar. Geliyorum Ganj nehrine. Ganj onlarda mühim bir nehir. Ganj nehrinde peki ne yapıyorlar? Onlara göre Ganj nehri kozmik bir sudan oluşur. Yani bu su Tanrı'nın katından gelmiştir. Diğer alemden gelmiştir. Ve bu su insanları günahlarından temizliyor onlara göre.
Onlar bu suya girdiklerinde temizlendiklerine inanıyorlar ve ölülerinin küllerini de Ganj nehrine atıyorlar. Ölülerinin küllerini Ganj nehrine attıkları için Ganj nehri pis bir sudan oluşuyor. Aslında suya baktığımızda suyun çok siyaha dönük olduğunu görüyoruz. Ama onlar onun kozmik bir su olduğuna inandıkları için girip gayet yıkanıyorlar. Ama maalesef o suya girip de hasta olan, salgın hastalığa yakalanan çok kişiyi gördük. Hatta Hint filmlerine baktığımızda genelde başrolümüz Amir Han gibi başroller. Ölülerin küllerini Ganj nehrine atmak için böyle büyük bir yolculuk geçirirler. Giderler mesela babaannesi ölür. Babaannesi ona bir vasiyette bulunur. Benim küllerimi Ganj nehrine at diye. O da büyük bir yolculuk geçirir. O yolculukta birçok olay yaşar ve onun küllerini Ganj nehrine ulaştırmaya çalışır. Ganj nehri onlarda çok önemli bir nehirdir diyorum. İneğe baktığımda Hinduizm'de inek kutsal kabul ediliyor bildiğimiz üzere. Ama ineklerin hepsi değil. İneğin bir türü. Yani tüm inekler olarak düşünmeyeceğiz. İneğin bir türü, bir çeşidi kutsal kabul ediliyor. Peki neden kutsal kabul ediyorlar? Çünkü tanrıçanın annelik yönünü temsil ettiğine inanıyorlar. Yani annelik yönü temsil ettiğine inandıkları için ineğin bir türünü kutsal kabul ediyorlar. Yine çok görmüşüzdür fotoğraflarda falan. Böyle inek arabanın önünden geçiyor. Arabalar durmuş. İneğin geçmesini bekliyor. Normalde bizde olsa hemen biri iner. İneğe arkadan şöyle ufacık bir vurur. Hadi yürü diye. Ama onlar bunu yapmıyorlar tabii ki. Bekliyorlar onun geçmesini. Çünkü kutsal kabul ediyorlar. Alemin sonu yoktur onlara göre. Tarih sürekli bir şekilde akar, devam eder. Yani alemin sonu gelmeyecek. Sürekli bir şekilde reenkarnasyon devam edecek. Samsara devam edecek ve tarih sürekli akacak. Evreni dengede tutan Vişnu'dur. Vişnu koruyucu tanrıydı ve farklı durumlarda avatara inancıyla kendini gösterebilir. Yani dünyaya inebilir. Gandhi etkisiyle diğer dinlere anlayışlıdırlar. Yani ötekileştirme durumu yoktur. Diğer dinlere de saygı duyarlar diyorum. Hinduizm Hint dinlerinin yani en temeli, en eskisi diyebilirim. Birçok zaten anlayış da Hinduizm'den geliyor diğer dinlere. Varlığını devam ettiren en eski din Hinduizm diyorum. Onların inançları, anlayışları da çok önemlidir. Ve geçiyorum Hint dinlerinden ikincisine, Budizm'e geliyorum. Budizm'e geldiğimde Budizm Hindistan'da yaygın olan Hint kökenli dinlerin ikincisi diyeceğiz. Brahman şekilciliğine ve kas sistemine karşı çıkar. Burada benim Budizm'le alakalı en temel söylemek istediğim nokta şu. Şimdi hocam Hindistan'da neden Hinduizm'den sonra ikinci bir din oluştu? Çünkü bu din yani Budizm Brahman'a değer vermiyor. Kas sistemini adaletsiz buluyor ve Vedaların otoritesine yani kutsal kitapların otoritesine karşı çıkıyor. Bu dinin kuruluşuna bakarsak, Budizm'in kuruluşuna diyeceğim ki burada her zaman dediğim gibi üzümlük hekim Siddhartha yer alıyor. Siddhartha'ya neden üzümlük hekimiz diyoruz? Çünkü Siddhartha 29 yaşında saraydan ayrıldı. Normalde o yönetici bir kişiydi, o bir prensti ama 29 yaşında saraydan ayrıldı ve bir ormana gitti. Ormana gittikten sonra bir tane ağacın altında Siddhartha aydınlanıyor ve dört soylu gerçeği keşfettiğini söylüyor. Siddhartha maalesef ki ormanda bir şey bulamamış. Gördüğümüz üzere çok aç kalmış Siddhartha. Siddhartha burada aydınlandı ve Buda oldu. Yani aydınlanan anlamında Buda oldu diyoruz. Siddhartha Bodhi ağacının altında Buda oldu. Yani aydınlandı, dört soylu gerçeği keşfetti diyoruz. Siddhartha dedi ki ben Brahman'a karşı çıkıyorum. Kas sistemi adaletsiz, Veda otoritesine karşı çıkıyorum dedi. Peki Siddhartha bu ünlü ağacın altında, Bodhi ağacının altında, bunun incir ağacı olduğunu söylerler genelde. Bodhi ağacının altında neleri keşfetti? Yani dört soylu gerçek nelerdir? Dukkha dedi ki insanın varlığı ızdıraplarla doludur dedi. Yani hayatımız acılarla doludur. Samudya, bu acıların sebebi bizim arzularımızdır, ihtiraslarımızdır dedi. Niroda, bu arzulardan vazgeçersek
O zaman ızdırabımız biter. Yani dünyadaki o isteklerimizi en aza indirirsek ızdıraplarımız da biter. Maga ise 8 dilimli yolu takip ederek en üst kademeye, yani Nirvana'ya ulaşabilirsin dedi. Aslında bir hikaye şeklinde devam ediyor. Dukkha, Samudya, Niroda, Maga diyoruz. Dört soylu gerçeği keşfetti Siddhartha Bodhi ağacının altında. Siddhartha geldikten sonra bu keşiflerini, öğrendiği şeyleri arkadaşlarına anlatacak. Hemen bakalım. Siddhartha ilk vaazını 5 eski arkadaşına verdi ve onlara 4 soylu gerçeği anlattı. Ve Siddhartha onlara bir cümle kurdu. Dedi ki, ben kanun tekerleğini döndürmek için geldim dedi. O yüzden de Budizm'in kutsal simgesi tekerlektir. Yani bu tekerleği onlarda görürüz. Kanun tekerleğini döndürmek. Nasıl ki Hinduizm'de Santana Dharma'ydı, ebedi düzendi. Burada ise tekerlek simgesi karşımıza çıkıyor. Biraz önce Dukkha, Samudya, Niroda, Maga'da dedik ki Maga'da 8 dilimli yolu takip etmek. Peki bu 8 dilimli yol nedir? Bakarsan tekerleğin her bir kısmı o yollara denk geliyor. Doğru anlayış, doğru karar, doğru konuşma, doğru hareket, doğru meslek, doğru çaba, doğru dikkat, doğru meditasyon, yani ibadet. Zaten sen bunların hepsini doğru yapsan zaten erersin. Yani bu konuda biz de katılıyoruz ona. Bunların hepsini doğru yapmak, her şeyi doğru anlamak, doğru karar vermek, doğru konuşmak, doğru hareket etmek. Zaten bunları yapan bir insan en üst kademeye ulaşacaktır. Kanun tekerleğini döndürmek onların simgesidir diyorum. Siddhartha döndü ormandan ve kendi arkadaşlarına vaazını verdi. Onun arkadaşları da onun vaazlarını kitap haline getirdiler. Biz bu kitaba 3 sepet anlamında Tripitaka diyoruz. İngilizcedeki tri'den aklımıza gelsin. Oradan 3 sepeti kodlayalım. Tripitaka onların kutsal kitaplarıdır. Buda'nın vaazlarını arkadaşları yazıya geçirdi. Onlar bir yaratıcı tanrıya, yani Brahman'a yer vermiyorlar diyorum. Brahman'a yer vermedikleri için de Hinduistler onları çok eleştiriyorlar. Yani Hinduizm tarafından Budizm hiç sevilmez çünkü Brahman'a yer vermiyorlar. Onların amentülerine baktığımda, Triratna diyoruz amentülerine, Buda'ya, Dhamma'ya ve Sangha'ya sığınırım şeklinde amentüleri var. Buda'ya, onun öğretilerine ve onun cemaatine sığınırım, onların amentüsüdür diyoruz. Onların ibadethanelerine pagoda ve vihara adını veriyoruz. Nasıl ki Hinduizm'de mandir dedik, mandıradan kodladık. Burada da pagoda ve vihara diyoruz. En ünlüsü kutsal diş tapınağıdır. En önem verdikleri yer burasıdır diyorum. Onlarda da, yani Budistlerde de Hinduizm anlayışlarını görüyoruz. Zaten Hint kökenli dinlerin neredeyse hepsinde reenkarnasyon, samsara, karma, bu inançları hep göreceğiz. Onlarda da Hinduizm'deki inançlar var. Yani karma inancı var, tenasüh, reenkarnasyon inancı var. Burada en üst kademeye ulaşmaya moksha demiyorlar da nirvana diyorlar. Yani Hinduizm'de en üste ulaşmak mokshaydı. Budizm'de ise Nirvana oluyor diyoruz. Yani ismi değişiyor sadece. Nirvana'yı da şöyle ifade ediyorlar. Serinlemiş mağara, işte karşı sahil, serin mağara olarak ifade ediyorlar. En üst kademeye ulaşmaktır. Bir kişi 8 dilimli yolu doğru bir şekilde takip ederse en üst kısma ulaşır. Vedalara karşı çıktılar. Kast sistemini adaletsiz olarak gördüler. Nedenselliğe inandılar. Yani ne yaparsan karşına o gelir. Karma zaten nedenselliğe yol açıyor. Ne yaparsan onun sonucunu görürsün. Sürekli bir şekilde çark devam eder, döner diyorlar. Dua tekerlekleri, çakra tekerlekleri yer alır. Onların dua tekerlekleri falan meşhur. Çünkü zaten ana cümleleri kanun tekerleğini döndürmektir diyoruz. Kollarına bakarsam, yani mezheplerine, Himayana küçük vasıta, Mahayana büyük vasıta, Vajrayana ise elmas vasıtadır diyorum. Şu an devam eden tek kısım Vajrayana, yani elmas vasıta diyoruz. Budizm de böyleydi. Hinduizme karşı çıkarak ortaya çıktı Budizm. Cainizme bakarsam Hint kökenli dinlerimizden üçüncü din Cainizm oluyor.
aynı Budizm'de olduğu gibi Hinduizm'deki kast sistemine karşı çıkıyor. Ve Budizm'e çok benzediği için Budizm'le Cainizmi neredeyse bir olarak görüyoruz. Nerelerde benziyor? Kasta karşı çıkıyor. Veda kitaplarına karşı çıkıyor. Tanrı'ya yani Brahman'a karşı çıkıyorlar. Böyle olunca Budizm'le birçok ortak noktası olmuş oluyor. Bu dine gelirsem zaten kısa anlatıyoruz bu dinleri. Çünkü çok sistemli dinler değil. Yani sistemli bir teorileri yok. Bu yüzden kısa sürüyor bu dinler. Kurucusu Vardaman'dır. Vardaman'ı görüyoruz. Ona Mahavira yani büyük kahraman adını veriyorlar. Normalde Vardaman da aynı Siddhartha gibi biraz önce yönetici bir kişiydi. 30'lu yaşlarda din adamı oluyor ve yöneticilikten ayrılıyor, uzaklaşıyor aynı Siddhartha'da gördüğüm gibi. Elbiselerini çıkartarak dolaşmaya başladı. Yani çıplak bir şekilde dolaşmaya başlamış. 13 yıllık katı züht hayatı sonrası aydınlanıyor ve dersler veriyor. Ölüm orucundan sonra vefat ediyor, hayata gözlerini yumuyor diyoruz. Cainizm hep nereden aklımıza gelecek? Dünyadan elini eteğini çekmek. Cainizm hep buralardan aklımıza gelir. Yani bu adamlar sürekli bir şekilde ibadet, sürekli bir şekilde meditasyon, kendine acı çektirmek. Çünkü birazdan hikayelerinden de bahsedeceğiz. Yani acı çekmeyi seviyorlar diyebiliriz. Acıdan hoşlanıyorlar. Sürekli bir şekilde ibadetler, meditasyonlar, Cainizm böyle bir din. Aşırı züht hayatı, zaten bunu Vardaman'da da görüyoruz. Aşırı bir züht hayatını geçirmiştir. Belirgin bir tanrı anlayışı yoktur diyoruz. Bir yaşam felsefesi gibidir Cainizm dini. Yani pek bir din gibi değil, sistemli değil. Bir yaşam felsefesi gibi. Onlara göre de alem ezeli ve ebedidir. Yani Hinduizm inancından zaten etki geliyor burada birazcık. Çünkü Hinduizm'de de alem ezeli ve ebediydi. Bir sonu yoktu. Sürekli git gel, git gel devam ediyordu. Onlara göre, Cainistlere göre hayat yükseliş ve çöküş dönemlerinden oluşur. Çöküş dönemlerinde yani adaletsizlik, kötülükler gibi şeylerin yayıldığı dönemlerde Tirthankara adı verilen ruhani liderler gelerek insanlara yardımcı olur. Biz de belki peygamberlere hani tekabül edebilir. Onlara göre de Tirthankara gelip insanlara yardım ediyor. Diyeceğim ki biraz Vardaman'dan yani Mahavira'dan bahsedelim. Mahavira'nın heykelleri burada yer alıyor. Mahavira nasıl bir kişiydi? Bu dini anlamak açısından Cainizmi, Mahavira'yı biraz anlamamız lazım. Mahavira diyor ki asla kimseye zarar vermemeliyiz diyor. Hatta bu konuda o kadar ileri gidiyor ki yürürken yürüdüğü yolu süpürüyor. Hatta içtiği suyu bile süzüyor. Neden içtiği suyu süzüyor? Bakterilere zarar vermemek için, içerisindeki küçük canlılara zarar vermemek için içtiği suyu bile süzmüştür. Mahavira bedenine eziyet etmek için çıplak bir şekilde dolaşıyor. Yani sıcağın onu yakması, soğuğun onu dondurması bunlardan hoşlanıyor diyebiliriz. Yiyeceklerini artıklardan sağlıyor. Yani insanların çöplerinden yiyeceğini sağlıyor. Hatta bir gün vaaz verirken onu ısıran köpeklere dahi karşı koymamış. Hatta yan tarafında bir ateş yanarken ateş ona ulaşmış ve ateşten kaçmamış. Yani vücudunun yanmasından bile kaçmamış. Vardaman Mahavira böyle bir kişi. Pek burada yorum yapmayalım. Psikolojisi bozuk falan demeyelim. Hocam acıdan besleniyor bu adam. Garip bir adam falan diyorlar genelde. Ama böyle aşırı züht hayatını seven bir insan kendisi. Diyeceğim ki onlara göre halk iki gruptan oluşur. Sıradan halk ve rahipler olarak halkı ikiye ayırıyorlar. Ve bu rahipler dediğimiz kısım 5 büyük şeye yemin ediyorlar. 5 büyük yeminleri var. Hemen bakıyorum. Ahimsa, hiçbir şeye zarar vermemek. Bunu zaten onda da gördük Mahavira'da. Hiçbir şeye zarar vermedi. Adam içtiği suyu bile süzdü. Daha ne yapsın? Yalan söylememek, çalmamak, cinsi aşırılıktan uzak durmak, mülkiyeti askeriye indirmek onların 5 büyük yehimleridir. Ahimsa'yı nasıl kodluyorduk? Hiçbir şeyin ahını alma diye kodluyorduk. Hiçbir şeyin ahını alma. Ahimsa zaten Cainizmin böyle özetini veriyor bize. Diğer Hint dinlerinde olduğu gibi onlarda da karma vardır diyorum.
Cainizm böyle, hemen onların kutsal kitaplarına gelelim. Kutsal kitapları 45 metinden oluşur. Agamalara bakacağız. 3 ana bölümden oluşuyor agamalar. Purvalar, Angalar ve Angabahyalar olarak 3 ana bölümden oluşuyorlar. Burada Agama ismini bilsek yeterlidir. Çok bu alt dalları gelmeyecektir. Ruhun kurtuluşa ermesi için 3 mücevher gerekir. Doğru inanç, bilgi, davranış. Bunları mutlaka gerekiyor ki bir kişi en üst kademeye ulaşabilsin. Amaçları karmadan kurtulmaktır. Hint dinlerinin hepsinde bunu görüyorum. Yani Budizm, Hinduizm, Cainizm karmadan kurtulup ermeye çalışıyorlar. İki mezhepleri var. Gök giyinenler ve beyaz giyinenler. Gök giyinenler biraz önce Mahavira'da da söylediğimiz üzere çıplak dolaşanlar. Yani bir şey giymeyenler. Beyaz giyinenler ise buraya resimlerini koyduk. Bakın ağızlarında bile maske var. Çünkü zarar vermemek istiyorlar en ufak bir şeye bile. Onlar da ikinci mezhep diyoruz. Zühde, perhize, çileye aşırı önem veriyorlar Mahavira'dan ötürü. Her şeyin bir ruhu, yani jivası olduğuna inanıyorlar. Şimdi mesela onlara göre bu masanın bile bir ruhu var ve benim buna vurmam bile kötü kabul ediliyor. Çünkü onlara göre her şeyin bir ruhu var. Zaten bu yüzden ahimsaya inanıyorlar. Yani hiçbir şeyin ahını alma, hiçbir şeye zarar verme, Cainizm'deki en temel inançtır diyorum. Cainizm Hint dinlerinden üçüncüsü oldu. Hiçbir şeye zarar vermedik. Her şeyden elimizi, eteğimizi çektik. Ve geliyorum dördüncü Hint dinimiz Sihizm diyorum. Sihizmle alakalı diyeceğim ki diğer Hint dinlerinden farklı. Guru Nanak görüyoruz, bize el sallıyor. Elinin içerisinde de bir simge var Guru Nanak'ın. Diğerlerinden biraz farklı diğer Hint dinlerinden. Hint Yarımadası'nda Pencap bölgesinde ortaya çıkan tek tanrılı bir dindir. Sonunda Hint Yarımadası'nda monoteist bir din gördük. Yani tek tanrılı bir din gördük. Tek tanrılı bir dindir diyoruz. Hinduların çok tanrılı anlayışına, putperest inançlarına, kas sistemine, Brahman uygulamalarına, yani onların aşırılıklarına karşı çıkıyorlar. Cainizm'de olan aşırı çileye ve riyazete de karşı çıkıyorlar. Çünkü Cainizm'deki gibi aşırı züht hayatı dünyadan elini eteğini çekmene neden olur. Bu yüzden Sihizm buna karşı çıkıyor. Burada zaten hep şöyle kodluyoruz Sihizmi. Gurulu bir kelime gördüğümde direkt Sihizme gidiyorum. Kurucusu kimdir? Guru Nanak'tır diyorum. Mesela kitapları nedir? Guru Granth sahiptir. Yani guruyu görür görmez Sihizm diyeceğim. Guru Nanak ne yapmak istedi? Dinler arasında uzlaşma sağlamak istedi. Yani dedi ki Hindu olan kişi iyi bir Hindu olsun, Müslüman iyi bir Müslüman olsun, Sihizme inanan iyi bir Sihist olsun diyeyim. Herkes kendi dinini en iyi şekilde yaşasın. Yani dinler arasında bir uzlaşma, barış sağlayalım istedi ve bu anlayışla ortaya çıktı. Tek tanrı inancı Sihizm'de vardır. Tanrı adı olarak Nam, Ram, Gobind gibi isimler kullanırlar. Genelde Nam ünlüdür. Hinduizm'deki politeizmi reddediyorlar. Çünkü tek tanrı inancı var onlarda. Avatara'yı reddediyorlar. Yani tanrının insan bedeninde yeryüzüne gelmesini reddediyorlar. Onlara göre Ajuni'dir. Yani tanrı yeryüzüne inmemiştir. Bunu biz de kabul ederiz. Yani tanrının insan bedeninde yeryüzüne inmesi inancı bize de aykırı bir inanç. Onlara da aykırı bir inanç. Kastı reddediyorlar. On guru tanrı ile irtibat kurmayı öğretir. On guru, yani on önemli din adamı diye düşünebiliriz. Tanrı ile irtibat kurmayı öğretiyor. Mabetlerine gurdvara diyoruz. Yani gurulu bir şey gördüğümde direkt zaten Sihizm diyorum. En önemli tapınakları altın tapınaktır. Karmayı diğer Hint dinlerinde olduğu gibi burası da kabul eder. Maya dediğimiz şey geçici dünya hayatına bağlanmaktır. Biraz ben bunu şeye benzetiyorum. Hinduizm'deki avidyaya benzetiyorum, cehalete. Çünkü dünyaya çok bağlanırsan eremezsin. Yani en üst kısma ulaşamazsın. Kurtuluş mukti ile gerçekleşir. Yani Tanrı ile bütünleşme ile gerçekleşiyor. Nasıl ki işte Hinduizm, Moksha, Budizm, Nirvana dedik. Sihizm'de de mukti diyoruz. Sihizm'de bir teşkilat var. 5K Khalsa Teşkilatı. Khalsa Teşkilatı'nı nasıl söylüyorduk? Keşke bizim cemaatte kalsa olarak kodluyorduk.
keşke bizim cemaatte kalsa, onların en önemli teşkilatlarıdır KALSA teşkilatı. KALSA teşkilatına katılan bir kişi 5 tane şeyi giymesi gerekiyor. Buna bakarsam kah kısa pantolon anlamına geliyor. Çok resimde görünmese de. Keş kesilmemiş saç sakal. Onların sakalları çok çok uzundur. Keş diyorum. Kanga saçı sakalı kesmeyince bunu sürekli bir şekilde taramak lazım. Taraktır. Kara sağ bileğe takılan bir bilezik. Kirpan ise onların kılıçlarıdır diyorum. KALSA teşkilatı onların en ünlü teşkilatlarıdır. Keşke bizim cemaatte kalsa dedik. Ve Sihizm'le beraber Hint dinleri bitti. Ortak özelliklerinden bahsedelim. Diyeceğim ki ortak özellikleriyle ilgili olarak onların. Onlar dediler ki varoluş yani insan hayatı acı ve kederden ibarettir. Yani insanoğlu bu acı ve kederden kurtulup en üst kurtuluşa ulaşmalıdır. Bunu hepsi kabul ediyor. Yani varoluş acı ve kederdir. En üst kademeye ulaşmalıyız. Maya, avidya dediğimiz şey cehalettir. Bireyin kurtuluşa ulaşmasını engelleyen unsurdur diyorlar. Fani şeylere bağlanmamak gerekiyor. Samsara, sarbaşa, karma onlar da var. Yeniden doğuş, git gel, git gel döngüsü ve karma inancı. Mokşa, nirvana, mukti, avidya, samsara çarkından kurtuluş en üst kademeye gelmektir. Şimdi Hinduizm ve Sihizm'de Tanrı inancı ortada merkezdedir ama Budizm ve Jainizm'de belirgin bir Tanrı anlayışı yoktur diyoruz. Yani en üst aşamaya ulaşmak için Hinduizm ve Sihizm'de Tanrı'yı iyi bir şekilde idrak etmek gerekir. Budizm ve Jainizm'de ise arzularını sona erdirmek, dünya hayatından biraz elini eteğini çekmek gerekir. Tanrı yoktur Budizm ve Jainizm'de. Vedaların otoritesine karşı çıkarlar, kast sistemine karşı çıkarlar. Budizm ve Jainizm'in genel anlamda ortak özellikleri de böyleydi. Hint dinlerinin ortak özellikleri ve Hint dinlerinin genel anlamda anlayışları böyledir diyorum. Burada bitireyim ilk videoyu. İlk video tamamen Hint dinleri olsun. İkinci videomuzda Çin ve Japon dinlerine hep beraber bakalım. İkinci videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Necmi 39'la bitirelim. İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır.